Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar diyerek başlamak istiyorum. Video başlığından da anladığınız üzere LED'lerin aslında birçoğunuzun gördüğü ama dikkatini çekmeyen bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Ancak konuya bir noktadan girmemiz lazım. O yüzden konunun başlangıcı voltaj regülatörleri ile girişimizi yapalım. Bildiğiniz gibi devrelerde sabit bir gerilime ihtiyaç duyduğumuz zaman yardımımıza voltaj regülatörleri koşuyor. Şu anda elimde iki tane voltaj regülatörü var. Tabii ki giriş voltajının sabit olduğu durumlar için bu çok fazla geçerli olmasa da özellikle giriş voltajının değişken olduğu durumlarda voltaj regülatörleri devrenin olmazsa olmazı. Çünkü giriş voltajı belirli bir kademede dalgalansa dahi çıkışımız biliyorsunuz sabit olarak gerilim vermekte. Elimde iki tane farklı voltaj regülatörü var. Bugünkü projemizde kullanmasak da bunları örnek olsun diye gösteriyorum. Yine bilmenizde fayda var. Bilen arkadaşlar tabii ki vardır. Ancak bilmeyenler açısından söyleyelim. Örneğin 7805 bu gördüğünüz voltaj regülatörü çıkışında 5 voltluk sabit gerilim verirken 7812'de çıkışında 12 voltluk sabit gerilim veriyor. Yine LM317 gibi voltaj regülatörleriyle de ayarlı güç kaynakları yapabiliyoruz. Bunların yanında bir alternatifiniz daha var. Hemen ondan da bahsedelim. Entegreleri bir grup olarak gruplandırıp sınıflandırdıktan sonra elimizde bir de zener diyotlarımız var. Zener diyotlar da yine devrede sabit voltaj istendiğinde kullandığımız referans voltajı üretmek için kullandığımız malzemelerden bir tanesi. Yani zener diyotları da yine aynı şekilde devrede voltajı sabitlemek için kullanabiliyoruz. Ve son olarak aslında ana konumuz ve videonun başlığına geçmek istiyorum. LED'lerin de arkadaşlar voltajı sabitlemek gibi bir özelliği var. Eminim ki devrede dikkatinizi çekti. Ancak bunu bu şekilde uygulamalı olarak yapmadınız. Tabii ki bilen arkadaşlar mevcuttur. Ama bilmeyenlerin sayısının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi gelin birlikte LED'lerin voltaj sabitleme özelliğine yakından bir bakalım. Kuracak olduğum devre tam olarak bu arkadaşlar. Gördüğünüz devrenin voltaj sabitleme özelliği var. LED'imiz burada. Bakın devremiz hazır. Şöyle SMD bir LED'imiz var. Bir tane de direncimiz var. Şöyle çevireyim sizlere. Gördüğünüz gibi direnç ve LED'imiz seri olarak bağlı. Bu iki uç arasından farklı voltajlar uygulayacağım. Ancak LED'imin şu iki ucu arasında voltajın sabit olduğunu göreceksiniz. Yani giriş gerilimleri değişken olacak. Ama bu arada ölçtüğümüz voltaj sabit çıkacak. Enteresan geldiğini biliyorum. Ancak gelin bunları uygulamalı olarak bir deneyelim. Giriş voltajlarımızı değiştirirken bakalım dirençten sonra ve LED'in iki ucu arasında, kısaca LED'in iki kutbu arasındaki voltajı ölçelim. Gerçekten sabit kalıyor mu? Bu uygulamayı yapmak için ayarlı güç kaynağımdan faydalanacağım. Yine LED'in uçlar arasındaki voltajı ölçmek içinse burada gördüğünüz ölçü aletimi kullanacağım. Ayarlı güç kaynağı üzerinde voltajı değiştireceğiz. LED'in uçlar arasındaki voltajı ise burada gördüğünüz ölçü aleti üzerinden takip edeceğiz. Şimdi bağlantılarımızı yapalım ve birlikte sonuçları değerlendirelim. Öncelikle LED'imin eksi bağlantısını yapıyorum. Burası LED'imin eksi bağlantısı. Yine direnç üzerinden de artı bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu an güç bağlantısını tamamladım. Voltaj ölçümü için ise bakın LED'in uçları arasından çıkış alıyorum. Artı çıkışımızı ölçü aletimize buradan aldık. Eksi kutbumuzun çıkışını da hemen buradan alacağız. Evet, ölçü aletinin bağlantıları da tamam. Enerji direnç üzerinden geçerek LED'e gelecek ve LED'imiz yanacak. LED'imiz parlamaya başladığında özellikle voltajı takip etmenizi istiyorum. Şimdi bunları görebileceğiniz bir açıya yerleştirip yavaş yavaş voltajı yükseltmeye başlayacağım. Şu anda bütün bağlantılarımızı oluşturduk ve testimizi yapmaya hazırız.
Ölçü aletimi görebileceğiniz bir açıya yerleştirdim. Yine ayarlı güç kaynağım üzerinden voltajı yükselteceğim ve LED'in durumunu görmeniz için de görebileceğiniz bir açıya yerleştirdim. Bakın voltajı yavaşça yükseltiyorum. Özellikle LED'in parlamaya başladığı noktadan sonraya dikkat etmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi giriş voltajımız 1.6 volt ve LED'in uçlar arasında tam olarak 1.6 volt var. Giriş gerilimimizi yükseltiyorum. Bakın 2.4 volt şu an LED'in uçları arasında. Benim giriş gerilimim 2.6 volt ve LED çok hafif de olsa parlamaya başladı. Bakın şimdi biraz daha artırıyorum. Artık giriş voltajım 4.7 volt ve LED'im parlıyor, artık yanmaya başladı. LED'in uçları arasındaki voltajın 2.5 volt olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Yine voltajımı yükseltiyorum. Bakın şu anda giriş voltajım 10.8 volt ama benim LED'imin uçları arasında 2.5 voltluk bir gerilim var. 2.5-2.6 volt civarında. Bakın voltajı yükseltmeye devam ediyorum. Şu anda giriş voltajım 20.4 volt ve benim LED'imin uçları arasındaki voltajın sabit kaldığını görebilirsiniz. 2.5-2.6 arasında diyelim. Hatta biz bunu yuvarlak 2.5 diyebiliriz. Bakın şu an ayarlı güç kaynağımı maksimum konuma aldım. Yani 31.5 voltluk gerilim uyguluyorum. Ve gördüğünüz gibi LED'imin uçları arasında 2.6 voltluk bir gerilim var. Şöyle gösterelim. Bu arada LED'imin parladığını görebilirsiniz. Şimdi voltajı düşürüyorum arkadaşlar. Ölçü aletindeki voltaja dikkat etmenizi istiyorum. Bakın 23 volt dalgalandırıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi ancak çıkıştaki voltajın sabit olarak yani 2.5 ile 2.6 volt arasında değiştiğini görebilirsiniz. LED'im adeta bir voltaj regülatörü gibi davranarak uçları arasında sabit bir voltaj oluşmasını sağlıyor. Bu da LED'lerin bilmediğiniz ya da çok az bildiğiniz özelliklerinden bir tanesi. Bakın tekrar yapıyorum. Şu anda şöyle voltajımızı biraz artıralım. 5.5 volt. Gördüğünüz gibi 2.5 volt LED'in uçlar arasında voltajı maksimuma getirdim. 31.5 volt giriş gerilimimiz ve 2.5 volt ya da 2.6 voltluk bir çıkışımız var. LED'lerin az bildiğiniz voltaj sabitleme özelliğinden kabaca bahsetmiş olduk. Şimdi ise farklı bir uygulamada gelin bunu kullanalım. Biraz önce burada gördüğünüz uygulamayı yaptık ve LED'imizin uçları arasından 2.5 voltluk sabit bir gerilim elde ettik. Bu defa ise yine 20K'lık bir direnç kullanacağım ve aynı uygulamayı yapacağız. Gördüğünüz gibi LED'lerimi seri olarak bağladım. Peki LED'lerin bu şekilde seri olarak bağlı olduğu bir uygulamayı gerçek hayatta nerede görebiliriz? Hemen sizinle bunu paylaşalım. Şu an elimde bir LED lambanın LED kısmını görmektesiniz ve buradaki devrenin aslında biraz daha LED eklenmiş versiyonu. Gördüğünüz gibi LED'ler birbiriyle seri bir şekilde bağlı ve LED'lerden bir tanesi şuradaki LED arızalandığı için diğer LED'lerimiz de çalışmıyor. Seri bağlantının bir dezavantajı, örnek vermek istiyorum. Buradaki LED bozulduğunda burada kaç tane LED olursa olsun otomatikmen diğer LED'ler devreden çıkacaktır. LED'lerin uçları arasındaki gerilimin sabit olduğunu artık bildiğimize göre bunu farklı bir uygulamada hayata geçirebiliriz. Yine farklı bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an ölçü aletim üzerinden gördüğünüz gibi 31.5 voltluk bir gerilim alıyorum ve bu gerilimi LED'lerime uyguladığım zaman bütün LED'lerim parlamaya ve yanmaya başlıyor. Gördüğünüz üzere artık LED'lerimiz yanıyor. Onları bir kenara alayım. Ölçü aletimizi de şöyle kaydıralım. Şimdi LED'lerin uçları arasındaki gerilimi ölçeceğim. 3 tane LED'imiz var. 3 LED'imizin de uçları arasında voltajın sabit olup olmadığına bakacağız. Giriş gerilimini kabaca 30 volt olarak düşünebilirsiniz. En sondaki LED'imin uçları arasındaki voltajı ölçmek istiyorum. Bakın şu an en sondaki voltajımızı, LED'imizin uçlar arasındaki voltajımızı ölçtüğümüzde şöyle bağlayalım. Gördüğünüz gibi 2.5 voltluk bir gerilim aldım. Hemen
Onun yanındaki ledin uçları arasındaki gerilimi ölçelim. Bakın 5,1 volt oldu. Şöyle. Onu ölçtüğümde yine 2,6-2,5 volt civarında bir gerilim alıyorum. Bakın. Şimdi ilk ledimizin gerilimini ölçelim. Yine ilk baştaki ledimizde de yine 2,6 volt civarında bir gerilim var. Yani her ledin uçları arasında 2,5 voltluk bir sabit gerilim olduğunu biliyoruz. Peki bu nerede işimize yarayacak? Hemen onu da göstereyim. Şimdi bu ledlerimiz seri olarak bağlı. Yani şuradaki yapının aynısı ve ledlerden bir tanesi arızalanacak olursa, örneğin şu aradaki ledimizin arızalandığını düşünelim. Otomatik olarak bütün ledlerimiz sönecektir. Peki bunu önlemek için nasıl bir şey yapabiliriz? Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Devrede küçük bir değişiklik yapacağız. Ledlerimizin uçları arasında 2,5 voltluk bir gerilim olduğunu biliyoruz. Şöyle yazalım. Ve ledlerimizin uçları arasındaki gerilimin üzerinde bir tane zeneri ledlerimize paralel olarak bağladığımızı düşünelim. Bu sayede ledimiz çalışırken burada 2,5 voltluk gerilim sabit gerilim olacağı için buradaki zenere herhangi bir görev düşmeyecektir. Ancak buradaki led arızalandığında buradaki diğer iki ledin toplamı kadar gerilim buradaki zener üzerinden geçtiği için bu sefer led devreden çıktığında aradaki uçlardaki voltaj yükselecek ve devreyi zener tamamlayacak. Bu sayede herhangi bir led arızalandığında diğer ledler yanmaya devam edecek. Gelin bunu uygulamalı olarak sizlerle paylaşalım. Uygulamamız hazır. Ledimizin uçları arasına 3,6 voltluk zenerimizi bağladık. Ben şu an bir tane led için bunu yaptım ama siz bunu bütün ledlerin etrafında olduğunu düşünün. Yani buradaki bütün ledlerin uçları arasında 3,6 voltluk birer tane zener bağlı olduğunu düşünün. Şimdi gelin güç verelim, ardından aradaki ledimizi çıkaralım ve sonucun ne olduğuna birlikte bakalım. Yine uçlar arasından 30 voltluk gerilim uyguluyorum ve gördüğünüz gibi 3 ledimizin 3'ü de gayet güzel bir şekilde yanıyor. Ledlerimizin uçlar arasında 2,5 voltluk gerilim farkı olduğunu biliyoruz. Şimdi aradaki yani şuradaki ledimi çıkartacağım. Normal şartlarda bu işlemi yaptığımda ledlerin sönmesi yani devrenin bozulması lazım. Bakalım sonuç ne olacak? Gördüğünüz gibi aradan ledimi çıkardım. Ama diğer ledlerimde hiçbir parlaklık farkı olmadan çalışmaya devam ediyor. Parlamaya, yanmaya devam ediyorlar. Böylece size farklı bir uygulamayı, farklı bir uygulama alanını göstermiş oldum. Bir sonraki videomuzda ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeniler ne kadar fazla gelirse o tarzdaki videolara daha fazla ağırlık vereceğim. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Eğer beni ilk kez denk gelip izlediyseniz de abone olmayı unutmayın. Bu noktada videomu sonlandırıyorum.